Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Öz Sağlık İş Sendikası gerçekten dört dörtlük bir video yayınladı. Aile Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlar kendi sorunlarını, problemlerini dile getirdiler. Videoyu Aile Bakanlığı'ndan izleyen arkadaşlar kendinizi de görebilirsiniz bu videoda. Bu videoyu paylaşın arkadaşlar, sesiniz daha çok duyulsun deyip videoyu sizlerle baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Pandemi sürecinde ailesinin çocuğunun yaşlısını, hastasını birbirine emanet ederek 7 gün, 10 gün, 21 gün kurumla ayrılmaksızın 24 saat görevin başında olan kişiyim ben. Herkesin korkarak kaçtığı, savaşan ancak bir alkış dahi alamayan kişinin ta kendisi. Siz hiç anne kokusu bilmeyen bebeğin ilk arkadaşlarına şahitlik edip kokusu oldunuz mu? Bahçede top oynayan çocukları, gözyaşlarıyla izleyen serebral palsi hastası genci, dizlerini yumruklayarak kaderiyle yüzleşmesinin acısı oldunuz mu? Dayak yiye yiye psikolojisi alt üst olmuş. Şiddetten kalan ağrı ve çığlıklar uyanıp, hüngür hüngür ağlayan bir kadının omzu ve dert ortağı oldunuz mu? Tacize uğramış, istismar edilmiş bir genci ölmek istediğinde ölmesin diye başucundaki yastık oldunuz mu? Dün tüm bakanlıkların üzerine hak alırdık. İnsan ile uğraş vermenin bedeli olmadığı için. Bugün ise asgari ücretin ipini sımsıkı sarılmış vaziyette düşmemek için, yaşamak için savaş veriyoruz. Yeşillerin dop dolu oldu. Rengarenk çiçeklerin satıcısı değilim ben. Yeni doğmuş bir köpeğin cins güvercini değilim ben. Çeşit çeşit bardakların, süslü püslü vazoların üreticisi değilim ben. Bozulan ütünün, yolda kalmış arabanın tamircisi değilim ben. Bunların yaratılma sebebi olan, insana hizmet eden insanım ben. Haykırıyoruz. Bel fıtığına tutulan, psikolojisi bozulan bedenimizin hakkını istiyoruz. İnsanla mücadelenin olduğu yerde hayat istiyoruz. Türklerimize sesleniyorum. Bunları yapabilecek yetkili ve vicdanlı insanlar. Duy sesimizi. Aç, tut elimizden. Koruyup kolla bizi. Bırak ağlatma. Düşürme senden olanı. Biz bir aileyiz. Aileni mahzun bırakma.